Evet, login sayfamızı oluşturmaya başlıyoruz şimdi. Örneğimize bakarsak burada belirli öğeler mevcut. Başlık var, karşılama mesajı var, diğer sosyal sitelerle bağlantı butonları mevcut, mail ve şifreyle giriş mevcut. Login butonu ve hatırlatma mesajları, işte şifre sıfırlama ve yeni hesap oluşturma bağlantıları mevcut. Biz de buna benzeyen bir örnek oluşturuyor olacağız. Şimdi burada sol taraftaki resmimiz gördüğünüz gibi kolonun tamamını kapsayacak şekilde bir ayarlama yaptık dikeyde ve yatayda. Ama login ekranımızın belirli bir boşluğu var. Hem dikeyde ortalı gözüküyor gördüğünüz gibi, hem de sağında ve solunda oldukça ferah bir boşluk var. Bizim de bunu oluşturuyor olmamız gerekecek. Şimdi şöyle başlayalım yavaştan. Önce bu bölüm 2'yi bir şey yapalım. Bunun arka planı da beyaz olacak. BG Lite'ı zaten görmek için yapmıştık. Şimdi içerisine ben bir adet div oluşturuyorum. Bu divin içerisinde ben öğelerimi konumlandırıyor olacağım. Şimdi gelelim sıradan biz de bir şeyler yazmaya başlayalım. Mesela bir adet başlığım var. H3 dedim. Şöyle diyelim, Bootstrap 5 sitesine hoş geldiniz diyelim. Daha sonra altına bir paragraf diyelim. Mevcut bilgilerinizle giriş yapın ve sistemin tadını çıkarmaya başlayın diyelim. Tamam, bir bakalım nasıl gözükecek. Tamam, şu anda herhangi bir düzenleme yapmadığımız için bu şekilde gözüküyor. Peki başka ne var? Butonlarım mevcut. Onları koyabilirim. Hemen altına bir tane bağlantı oluşturalım. Class dedik. BTN, BTN Lite diyelim. İçerisine Google ile bağlan diyelim. Şimdi öncelikle bir şablonu oluşturalım. Daha sonra düzenlemelerini yaparız. Bir de buraya Facebook ile bağlan diyelim. Şimdi tekrar bir bakalım. Evet, butonlarım şu anda herhangi bir işlem yapmadığım için mevcut olan bölüm kadar, ya yani içeriği kadar şey kaplıyor, alan kaplıyor. Onları tam ekran yapacağız. Altta şimdi benim şeylerim var. Form üyelerim mevcut. Bunlar için istersek elle oluşturma yapabiliriz ya da hızlıca gidip artık öğrendiğinizi varsayarak söylüyorum bunu. Dediğim gibi zaten bunların nasıl yazıldığını tek tek adım adım yaptık. Ancak tasarımları yaparken bazen kullanılmasının, yani nasıl kullanıldığını bildiğimiz için direkt gidip kopyalamakta herhangi bir sakınca yok. Bunu rahatlıkla kullanma ihtimaliniz var. Şimdi buradan bir tane hemen alalım. Floating label kullanacağız. Burada da o tarz bir örnek var gördüğünüz gibi. Daha sonra bu inputlarımızı özelleştiriyor olacağız oraya göre. Şimdi şöyle yapalım. Form diyelim. Bir tane form oluşturayım. HTML kuralları gereği. Form floating diyorum. Şunu da yapıştıralım. Bir bakalım nasıl gözüküyor. Evet, e-mail adres, e-mail adres. Altta password olacak. Şuna şöyle yapalım. E-mail diyelim. Şuna da şöyle yapalım. Bunu da pass diyelim. Şuna da pass diyeceğiz. Buna da e-mail diyeceğiz. Şöyle mail adresiniz. Buna da şifreniz diyelim. Peki şöyle güncelledik. Bir bakalım çalışıyor mu? Çalışıyor. Tamam. Bunları da ekledim. Şimdi altta beni hatırla olayı var. İşte şifre sıfırlama için bir link var. Altta login butonum var. Altta da kayıt olmak için bir bağlantım daha var. Bunları oluşturalım şimdi. Yine form bölümüne gelip buradan bir tane checkbox alabiliriz. Şuradan bakalım. Check diyelim. Bir tane de checkbox alalım. Şöyle şey yaptık. Neydi? Beni hatırla diyelim. Küçük yapalım onu. Daha sonra bir adet bağlantım vardı. Şifremi unuttum, yazdım. Daha sonra arada ne vardı? Altında login butonum var. Buna da input diyorum. Submit diyeceğim. Class'ına da BTN warning diyelim şimdilik. Sarı bir renk olsun. Value'suna da giriş yap diyelim. Kaydettim. Şöyle bir bakalım. Öğelerim oluştu mu? Evet, buralara takılmayın, dediğim gibi düzenleyeceğiz. Şimdi beni hatırla, şifremi unuttum. Giriş yap butonlarım da geldi. En altta yine bir bağlantım var.
Tekrar bir bağlantı daha oluşturup şablonum içinde bulunacak öğelerin hepsini tamamlamış olacağım. Şöyle diyelim. Pardon. Hatta şöyle yapalım. P diyelim. P'nin içerisine yapalım. Henüz hesabınız yok mu diyelim. Şimdi bağlantımı koyayım. Bir tane oluşturun diyelim. Şöyle kaydettim. Evet. Artık benim buradaki öğelerimin, yani bu şablonda bulunan öğelerin hepsini ben burada oluşturdum. Şimdi öğeleri oluşturduğuma göre artık düzenlemesine geçebilirim. O formata sokma işlemine geçebilirim. Onu da bir sonraki dersimizde hemen oluşturmaya başlayalım.